Hindistan Birliği yönünde atılan güzel adım. Profesör Doktor Aydar Baştan birlik beraberlik mesajları. Diyanetten basına iftar yemi. Profesör Görmez'den Alevi Sünni kardeşliği yorumları. MHP'de yeni dönem. Koray Aydın'dan genel başkan adaylığına sinyal. İran'dan reste rest. Suriye'ye saldırı olursa müdahale ederiz. Bu olay bir medya yalanı, bir Suriye gerçeği. Avusturya gazetesinin Photoshop skandalı. Rumlardan Akdeniz'de Gazata, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle ikinci sondaj için ihaleye çıkılıyor. Ayrıntılar şimdi. Türkiye'nin vizyonu Kanal 99'da ana haber bültenimizden merhaba sayın seyirciler. Orta Doğu'da savaşlar çıkaran isyanlar başladan Batı'nın en kirli oyunlarından biri de Şii-Sünni gerilimi çıkarmak. Taraflar arasındaki kardeşlik nedeniyle bu oyun bugüne dek tutmadı. Profesör Doktor Haydar Baş, Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde bu birlik beraberliğin önemine vurgu yaptı. <laughs> Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez İstanbul'da düzenlediği iftar yemeğinde Şii ve Sünni alimleri bir araya getirdi. Sünni'nin ve Şii'nin kardeş olduğu yönündeki bu güzel manzara yıllardan beri bizim de ifade ettiğimiz bir hakikattir. Alevi, Sünni, Caferi, Bektaşi kardeştir. Aliç Kongre Merkezi'nde bu sene 13 Mayıs'ta gerçekleştirdiğimiz Ehli Beyt Kongresi'nde biz Alevilerin itikat esaslarını ve İslam inanışlarını ortaya koymuştuk. Gördük ki Alevilerle Sünniler arasında itikat birliği vardır. Tevhid akidesi etrafında birleşiyorlar ve aynı peygambere aynı kitaba inanıyorlar. Hz. Ali'yi seven ve onun yolundan gidenleri belirtmek için kullanılan Alevilik batılda gösterilmekte ve hak olarak ilan edilen Sünniler tarafından bugüne kadar bir manada dışarıda dışlanmaktadır. Alevi ve Sünni'nin kardeş olması gereken İslam aleminde maalesef ki tesis edilmeye çalışılan birliği zedeleyen açıklamalar da olmaktadır. İslam'ın ana kaynakları Kur'an, sünnet, icma ve kıyası fukuhadır. Bir inanış bunlara ters düşmüyorsa hakkında hüküm verilemez. Ne Aleviler batıldadır ne de ibadetlerinde eksiktirler. Sünni dünya ve Şia alimi arasındaki Suni kargaşa bugün İslam dünyası üzerine Batı'nın oynadığı büyük bir projedir. Amaç İslam birliğini yok etmek, kaynaklara erişim savaşında Müslümanı Müslümana kırdırarak bu gayeye ulaşmaktır. Bu manada birlik ve beraberlik yönündeki adımları destekliyoruz. Ancak kendi içinde birliği tesis etmiş bir İslam alemi haçlı oyunlarına karşı durabilir. Sayın Görmez'in yaptığı gibi Müslümanları bir araya getirerek Allah'ın rahmetine talip olmak varken kitabı peygamberi ve Allah'ı bir olmayanlarla iftar sofralarına oturmak İslam itikadıyla izah edilemez. Bugün Hristiyanlarla kilisede bir araya gelmeyi kabul eden zihniyet cemevlerindeki Müslümanları kabul etmemektedir. Bendeniz 30'un üzerinde umre ve haç vazifesi ifa ettim. Mekke ve Medine'de sayısız Şii ve Sünni kardeşimizle beraber olduk ama buralarda tek bir Hristiyan göremedim. Ravza'da, Kabe'de bir ve beraber olduğu gibi kabirde de Şi ve Sünni kardeşlerimiz bir ve beraber olacaktır. Ama Hristiyanlar ne Beytullah'ta ne Ravza'da ne de kabirde Müslümanlarla beraber olmayacaklardır. Profesör Doktor Haydar Baş Cumartesi akşamı iftarda dünyanın dört bir yanından İslam alimlerini ağırlayan Diyanet İşleri Başkanlığı bu kez Ankara'da basın mensupları için iftar yemeği organize etti. Başkan Mehmet Görmez özellikle Alevilik konusuna değindi. Alevi ve Sünnilerin kardeş olduğunu belirten Görmez, Cem evlerinin de ibadet yeri sayılabileceğini söyledi. Alevi ve Sünni vatandaşlarımız arasında gerilim çıkarmak isteyen güçler son günlerde yine ortaya çıktı. Ankara'da basın mensuplarına iftar veren Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez özellikle bu konuya değindi. Türkiye'de Alevilikle ilgili tartıştığımız meseleler sadece Alevilerin değil, sadece Sünnilerin değil, hepimizin ortak sorunlarıdır. Profesör Görmez bir tarafta aleviler alınıp bir tarafta da sünniler alınarak bunlar düşmanmış gibi hareket edilip zihinler karıştırılarak toplumsal kesimler karşı karşıya getiriliyor dedi. Türkiye'de yaşayan herkes bu konuda çok daha özenli, çok daha dikkatli bir dil ve üslup kullanmak durumundadır. Bu açıdan herkesin başta Diyanet olmak üzere herkesin kendisine yönelik bir öz eleştiri yapmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Görmez, Yargıtay'ın cemevi ibadet yeri değildir kararı ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cemevi açılması talebine başkanlığın verdiği red kararını şu sözlerle yorumladı. Haklar ve özgürlükler her insana doğuştan verilir ve toplum düzenini bozmamak kaydıyla bireylerin ve toplulukların bu hakları sonuna kadar kullanmaları esastır. Kanunların ve yasaların bu hakları kısıtlaması söz konusu olamayacağı gibi bu hakların verilmesi için bir referandumda söz konusu olmamalıdır. Kendisini İslam'ın içinde görerek inancını yaşamak isteyen herkes muhteremdir. Her fırsatta ifade ediyorum. Diğer... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere yönelik olarak başlatılan operasyon sürüyor. Kobra helikopterleri sabah saatlerinde teröristlerin bulunduğu Goman dağlarına bomba yağdırdı. Operasyonda 39 terörist öldürüldü. Irak sınırından sızarak hafta sonu Şemdinli'ye saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere yönelik ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Goman dağlarında başlatılan operasyon sürüyor. Operasyonda üçüncü gün geride kalırken köşeye sıkıştırılan teröristler havadan bombalandı. Teröristlerin kaçış yönünde adım adım ilerleyen güvenlik güçleri PKK'lıları Şemdinli'ye bağlı Rüzgarlı, Bağlar ve Yiğitler köyleri kırsalında sıkıştırdı. Hava destekli operasyonda teröristlerle zaman zaman sıcak temas sağlandı. Skorsk helikopterlerle çatışma bölgelerine mühimmat ve asker sevk edilirken Kobra helikopterler teröristlerin kaçış noktalarını bombaladı. Askeri uçaklar sabah karşı Günyazı köyüne bağlı Yiğitler Mezrası'nın üst kısımlarını ateş altına aldı. Komandaları başta olmak üzere bombalanan noktalardan dumanlar yükseldi. Bölgeden gelen ilk haberlere göre 39 terörist öldürüldü. Bu sayının daha da artacağı güvenlik güçlerinden gelen bilgiler arasında. Operasyon kapsamında insansız hava araçlarının yaptığı keşif uçuşlarıyla belirlenen Kuzey Irak'taki PKK kampları da vuruldu. Bombalanan noktalar Hakurk, Basyan ve Avaşin kampları. Bir süredir hem AKP'den bazı isimler hem de güdümlü medya İran'ın Suriye yönetiminden desteğini çektiğini öne sürüyordu. İran'dan öyle açıklamalar geldi ki gündeme bomba gibi düştü. Genelkurmay 2. Başkanı Suriye'ye saldırı olursa düşmana müsaade etmeyiz derken Elvatan gazetesine konuşan İranlı bir diplomat Suriye'ye dış müdahale durumunda çok sert karşılık veririz dedi. Rusya ve Çin Suriye'ye askeri müdahale kararını Birleşmiş Milletler'de veto ediyor. Bu nedenle Batı fiili bir işgali henüz başlatamadı. Suriye'nin yanındaki ülkeler ise Rusya ve Çin'le sınırlı değil. İran, Orta Doğu'da dengeleri kuran ülkelerden biri. Esad yönetimiyle İran arasında çok sıkı bağlar var. Savunma işbirliği anlaşması gözden kaçırılmamalı. İşte bu yüzden Suriye, ikinci Libya olmadı. İçerideki isyancılar orduya karşı pek varlık gösteremediği için Batı Suriye'de amacına ulaşamıyor. Askeri müdahale için türlü türlü komplolar hazırlanıyor. Peki böyle bir dış müdahale durumunda İran'ın tavrı ne olur? İki net yanıt geldi. İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tu General Mesut Cezayiri biz dostlarımıza karşı çok hassasız ve düşmana ilerleme müsaadesi vermeyiz. İran dünyadaki tüm mazlum insanları destekliyor. Bugünkü koşullarda verdiğimiz destek geniş manevi destektir. Ancak durum ve koşullara göre verdiğimiz desteğin türü farklı olabilir dedi. Suriye'de yayınlanan El Vatan gazetesine konuşan İranlı bir diplomatsa, Suriye topraklarına karşı girilecek herhangi bir saldırı sert karşılık görecek ve İran suriyeye karşılıklı savunma işbirliği anlaşması devreye girecektir dedi. Sayın seyirciler, bir buçuk yıldan fazla bir süredir büyük bir basın dezenformasyonu olduğunu Suriye'de sizlere ifade ediyoruz. Gerçekler medyada yer alandan çok farklı. Bugüne kadar çok sayıda yalan haber skandalı patladı. İşte sonuncusu. Bir Avusturya gazetesi bakın nasıl bir skandala imza attı. Aktivist adı verilen sahte muhabirlerin yalan Suriye anlatımları, Suriye üzerine yalan haber yapmadıkları için işten atılan El Cezire çalışanları, sahte yaralılar, bilgisayar montajıyla bombalanan şehirler. Suriye'de neler yaşandı artık gün gibi ortada. Batı kirli oyununa basını da alet ediyor. Kimi medya Suriye karşıtı haberleri kasten yapıyor, kimi ise batılı ajanslardan aldıkları metinleri aktararak bu yalana alet oluyor. İşte o yalan haberlere son örnek. Avusturya'nın en büyük gazetelerinden biri olan The Kronen Zeitung bu fotoğrafı yayınladı. Bir aile sözde Halep'teki katliamdan kaçıyor. Bir baba kucağında bebeği yanında eşiyle yıkıntıları aşarak kaçıp kurtulmaya çalışıyor. Şimdi gerçek resmi sağ tarafa koyduk. Ailenin hiç de katliamdan kaçar gibi bir havası yok. Sıradan bir mekanda yürüyorlar sadece. Avusturya gazetesi Photoshop kullanarak bu resmi ortaya çıkarmıştı. 3 milyon okuyucusu bulunan gazetenin bu skandalı büyük yankı buldu. Medyada yer alan Suriye haberlerinin ne kadar güvenilir olduğu da bir kez daha tartışmaya açıldı. Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor. Toplantı tutuklu muvazzaf komutanların gölgesinde yapılacak. Orgeneraller Bilgin Balanlı ve Nusret Taşdeler'in koltukları toplantıda boş kalacak. 2012 yılının ilk Yüksek Askeri Şurası Genelkurmay Başkanlığı karargahı Çakmak Salonu'nda yapılacak. Toplantıya Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Erdoğan'ın yanı sıra toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'la kuvvet ve ordu komutanları katılacak. Tutuklu yaş üyesi Orgeneral Bilgin Balanlı'yla hakkında yakalama kararı bulunan ve Gata'da tedavi gören Edo komutanı Orgeneral Nusret Taşdeler toplantıya katılamayacak. Şura'da terfi sırasında bulunan albay, general ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesi general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleriyle disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılacak personel ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilgilendiren diğer konular görüşülecek. Kadro sıkışıklığı nedeniyle 2010 ve 2011 yılından temditli tutuklu komutanların emekliye sevk edilmeleri bekleniyor. Toplam general amiral sayısı 362 olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tutuklanan ya da haklarında yakalama kararı çıkarılan muvazzaf general amiral sayısının 68 olması krize neden oluyor. Halen 2 orgeneral, 14 korgeneral, general, kor amiral, 23 tüm general, tüm amiral ve 29 tu general, tu tutuklu bulunuyor. Yaş toplantısında ayrıca Suriye'deki gelişmelerle terör konularının da ele alınacağı belirtiliyor. Şura 4 Ağustos cumartesi günü sona erecek. Alınan kararlar Cumhurbaşkanı Abdullah Güle sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanacak. 4 Kasım'da Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkanlık yarışı görülecek. Adaylık sinyali verenler arasında Trabzon milletvekili Koray Aydın da var. Aydın, rutinleşen yapının değişmesi gerektiğini ifade etti. 4 Kasım'daki genel başkanlık yarışında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birçok rakibi olacak. O isimlerden biri de Trabzon Milletvekili Koray Aydın. Siyasette daha iyi, daha mükemmeli aramadan gelişme olmaz, tekamül olmaz. O zaman statikocu yapılar oluşur, her şey rutinleşir, sıradanlaşır. Siyasetçinin kendini yenilemesi, daha iyi, daha büyük hedeflere yönelmesi bence bir zarurettir, bir mecburiyettir. Adaylık sinyalini bu cümlelerle veren Aydın, olası komplolara da dikkat çekti. Çeşitli komplo teorileriyle, çeşitli varsayımlarla insanları karalama ve kötüleme üzerine bir kampanya yürütebilirler. Ama ben siyasi tecrübemle biliyorum bunu yapanlar hiçbir zaman kazanamazlar, başarılı da olamazlar. Peki Devlet Bahçeli? Karşısında Kore Aydın'ı aday olarak görürse ne düşünecek? Ona karşı hiçbir husumetimiz yok ee, ama e, daha iyi ve daha güzeli arama arayışına e, onun da olumlu destek vereceğini düşünüyorum. Yürüyor, yürüyor, Petrol fiyatlarındaki hareketlilik benzine zam olarak yansıdı. Sayın seyirciler benzin fiyatları son 11 günde ikinci kez zamlandı. Litrede 8 kuruş zamlanan benzinin ortalama fiyatı 4 lira 40 kuruşa yükseldi. Benzine 10 gün aradan sonra ikinci kez zam geldi. Benzinin litresi 8 kuruş zamlandı. Yeni fiyat gece yarısından itibaren pompa'ya yansıyacak. Zam sonrasında İstanbul'da benzinin litresi 4 lira 38 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 4 lira 40 kuruşa yükselecek. Zam öncesi benzinin litresi İstanbul'da 4 lira 30 kuruş, Ankara'da 4 lira 31 kuruş, İzmir'de ise 4 lira 32 kuruştu. Zam öncesi 236 liraya dolan 55 litrelik bir depo zamla birlikte artık 242 liraya dolacak. Yani litrede 8 kuruş olan zam sürücüye depo başına 5,5 lira olarak yansıyacak. Avrupa Birliği dönem başkanlığının avantajını kullanan Kıbrıs Rum kesimi Doğu Akdeniz'de tam gaz ilerliyor. Bölgede ikinci sondaj çalışması için ihaleye çıkılıyor. 15 ülkeden dev şirketler bu pastadan pay almak için enerji kaynaklarına takip talip. Türkiye ise 15 ülkeyi uyardı. İhaleye girmeyin, ilişkiler gerilir dedi. Ancak ilk ihaleden sonra da Türkiye bu tarz bir yaklaşıma girmiş ama hiçbir ülkeye yaptırım uygulayamamıştı. Bundan güç alan Rumlar ve ihaleye talip ülkeler şimdi çok rahat hareket ediyor. Kıbrıs Rum kesimi uluslararası hukuk kurallarını hiçe saymaya devam ediyor. 2011'in Eylül ayında Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz araması yapan Rumlar istediği sonucu elde etmişti. Avrupa Birliği dönem başkanlığını Temmuz ayı başında devralan Kıbrıs Rum kesimi bir kez daha atağa geçti. Rumlar ikinci doğalgaz sondaj ihalesini bu görev bitmeden tamamlamak istiyor. Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle ilişkiler hayli gerilmişti. Böyle bir riskli e, alanda böyle bir çalışmanın e, teknik açıdan da fizibilite açısından da yapılamayacağı kanaatindeyim. Başta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız olmak üzere Türk yetkililerden ardı ardına açıklamalar gelmişti. Akdeniz'de tansiyonun yükselmesinden sonra bölgeye Piri Reis ve Yıldırım Fırkateyni gönderilmişti. Ancak ne sert açıklamalar ne de bu gemiler Rum-İsrail ortaklığını bozmaya yetmedi. ABD'nin Rumlardan yana tavır alması sonrasında AKP hükümetinden bir daha tepki gelmedi. Şimdi ise ikinci doğalgaz sondaj arama çıkarma çalışmaları için ihaleye çıkılıyor. Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Norveç gibi ülkelerden 15 dev şirketin bu ihaleye katılması bekleniyor. Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla uyarı yapıldı. Uyarıda ihale bölgesi ihtilaflı. Sondaj çalışması ve aramaya izin vermeyiz denildi. İlişkilerimizin bozulmasını istemiyorsanız ihaleden çekilin mesajı verildi. Ancak ilk ihale sonrası da gelen benzer tepkilerin fiili bir yaptırıma dönüşmemesi nedeniyle hem Rumlar hem de ihaleye girecek firmalar rahat hareket ediyor. Konya yönelik enerji uzmanı Necdet Pamir'den dikkat çekici açıklamalar geldi. Pamir, bu sürecin başından beri Avrupa Birliği doğrudan ve açıktan, ABD'de açıktan olmasa bile net olarak Rum tezlerinin arkasında duruyor. Buna bir de ilk yapılan çalışmada hatırı sayılır miktarda doğal gaz bulunması bölgede hiçbir ekonomik gücü olmayan Rum kesiminin elini güçlendirdi. Bu da diğer şirketleri cesaretlendirdi. Bir de üzerine Rumların Avrupa Birliği dönem başkan olması bu ihale süreçlerini hızlandırdı. Ben açıkçası önümüzdeki süreçte bu ihaleye katılan ülkeler ya da şirketlerle ilgili önemli ve büyük bir yaptırım gerçekleşebileceğini sanmıyorum dedi. Sayın seyirciler, elektrikte çok tartışılan kayıp kaçak bedeliyle ilgili İstanbul'da tarihi bir karar alındı. Bir tüketicinin başvurusunu değerlendiren İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi, elektrik faturasına yansıtılan kayıp kaçak bedelinin tüketiciye iadesine karar verdi. Türkiye'de 2010 yılı sonundan beri, yani bir buçuk aşkın zamandır, kaçak elektrik kullananların faturasını dürüst tüketici ödüyor. Çok tartışılan uygulama tüketiciyi isyan ettiriyor. Bu haksızlığa karşı çıkanlarsa çözümü hukuki yöntemlerle arıyor. İstanbul Üsküdar'da yaşayan Aziz Sülün de bu vatandaşlardan biri. Sülün, elektrik faturasındaki kayıp kaçak bedelinin haksız olduğunu ileri sürerek, tüketici sorunları heyetine başvuruda bulundu. Bunun üzerine toplanan heyet, sülünü haklı bularak elektrik şirketi Ayadaş'tan kayıp kaçak bedelinin iadesi yönünde karar aldı. Karara itiraz eden Ayadaş'ın avukatları, İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi'ne kararın iptali yönünde başvuruda bulundu üretilen elektriğin maliyetinin tüketicilere yansıtılmasının faaliyetin doğal sonucu olduğunu belirten Ayadaş şavukatları bu tahsilatın kendilerinin keyfi bir uygulaması olmadığını, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından alınan kararı uyguladıklarını belirtti. Evet, evet, evet. Davayı karara bağlayan İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi Hakimi Sevtap Kaya, şirket kayıpların önüne geçmek zorundadır dedi ve ekledi. Bunları yapmadığından dolayı ürettiği elektriği dağıtımı sırasında yapılan haksız kullanımlardan doğan zararını yasal yollardan abonelik sözleşmesiyle elektrik kullanan tüketicilerden tahsil etmesi düşünülemez. Mahkeme heyeti, Ayadaş'ın hakem heyeti kararının iptal edilmesi istemini reddederek tüketici Aziz Sülün'e kayıp kaçak kullanım adıyla yapılan kesintinin geri ödenmesine karar verdi. Mahkemenin aldığı bu karar çok önemli. Zira karar emsal teşkil edeceği için bundan böyle elektrik şirketleri tüketiciden kayıp kaçak bedeli tahsil edemeyecek. Geçmiş dönemde alınan bedeller de vatandaşa iade edilecek. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidini ödemek için bugün son günde ancak vatandaşlar sistemin azizliğine uğradı. Binlerce araç sahibi Maliye Bakanlığı'nın internet sitesini kilitledi. Ödemeler yapılamadı. Bunun üzerine Maliye ödeme gününü 2 Ağustos'a dek uzattı. Bir global krizin yaşandığı bir yer. Maliye Bakanlığı vatandaşa kötü bir sürpriz yaptı. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidini ödemek isteyen binlerce kişi gün boyu stres yaşadı. 31 Temmuz yani ödemeler için bugün son gündü. Vatandaş Maliye Bakanlığı'nın sitesine akın edince sistem kilitlendi. Haliyle ödemeler de yapılamadı. Bankalarda sitede yaşanan yoğunluk sebebiyle vatandaşlardan vergi ödemesi alamadı. Cezalı duruma düşmek istemeyen araç sahiplerini telaş sardı. Saat 24'e kadar ödeme yapmak isteyen vatandaş yetkililere şikayet mailleri yağdırdı. Bakalım İlk açıklama Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek önce motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksidi ile ilgili arkadaşlar bir çalışma yapıyorlar. 14.45 sularında konuyla ilgili bir açıklama yapacağım dedi. Ancak beklenen açıklama sanıldığı gibi radyo ya da TV yoluyla yapılmadı. Bakan Şimşek son ödeme gününü Twitter üzerinden duyurdu. Şimşek attığı tweette 2012 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksidenin ödeme süresi 2 Ağustos 2012 Perşembe günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır diye yazdı. Daha bir tartışma konusu tabi İstanbul'un Şişli ilçesi Ayaza mahallesinde gergin anlar yaşandı. Bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan işçilerle mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Yaklaşık 300 kişinin karıştığı kavgayı Çevik Kuvvet ekipleri bastırdı. İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Ayaza Mahallesi gergin bir gece geçirdi. <laughs> İddiaya göre bir alışveriş merkezinin inşaatında çalışan işçiler yoldan geçen kızlara laf attı. Orada iki üç küçük çocuk dövdüler o arkadaşı. Tamam. Niye kız <laughs> O da gitti inşaatta şantiyesi burada ya. Gitti oradan 150 kişi vardı. Buraya bastılar. Yaşanan tartışmanın ardından işçiler şantiyeden topladıkları yaklaşık 150 kişiyle geri döndü. Ne olduysa bundan sonra oldu. <laughs> işçiler ve onlarla aynı sayıdaki mahalle sakinleri birbirine girdi. Kavgada taşlar, sopalar ve hatta silahlar konuştu. Olaya polis müdahale etti ama yetersiz kaldı. Teyze kim attı silahı kim? Karşı taraftan attılar. Var mı isabet oraya? Orada gelip görebilirsiniz canım. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri devreye girdi. Mahalleye barikat kuran grupları dağıtmak için polis sürekli uyarılar yaptı. Gruplar dağılmayınca polis biber gazı ile karşılık verdi. Kavga sahur vakti sona erdi. Polisin olay yerindeki güvenlik önlemleri gün boyu sürdü. Kayseri'nin Develi ilçesi Harman Mahallesi'nde freni patlayan bir kamyon dehşet saçtı. Önce yaya ve araçlara çarptı, ardından da bir eve girdi. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Burası Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Harman Mahallesi. Mahallede yas var. Olay sularında gerçekleşti. Yüklü bir e, kamyonun frenin boşalmasıyla e, hemen fırının altındaki eve girdi. Freni patlayan bir kamyon terör Sürücü Kamil Çelen ve arkadaşı Fevzi Yıldırım kamyonla yapı malzemeleri taşıyordu. Fren patlayınca Çelen hakimiyetini kaybetti ve iki çocuk babası Murat Danacı'yı ezdi. Danacı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürüklenen kamyon daha sonra park halindeki araçlara çarpmaya başladı. Otomobillerden birinin içinde bulunan 12 yaşındaki Adem Öztürk ağır yaralandı. Var, 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 var. Öztürk kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde can verdi. Sürüklenmeye devam eden kamyon bahçeli bir eve çarparak ancak durabildi. Evin bir kısmı çarpmanın etkisiyle çöktü. Sürücü Kamil Çelen'le arkadaşı Fevzi Yıldırım da olay yerinde can verdi. Cenazeler ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle savaş alanına dönen mahallede 7 kişi yaralandı. O esnada sokakta oyun oynayan çocuklar canlarını zor kurtardı. Ben kaçacaktım, gördüm onu bay bayıldım. Ondan sonra küt dedi, bomba patladı zannettim ben de. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Türkiye'nin vizyonu Kanal 99'da ana haber bültenimizi izlediniz. Yarın yine birlikte olmak dileğiyle sen kalın sayın seyircilerimiz.